Kazı çalışması. Merhaba arkadaşlar. Bisikletle gezelim mi? Hayır, teşekkür ederim. İngilizce çalışmam gerekiyor. Bugün sınavdan çok kötü bir not aldım. Ayşegül. İstersen çalışmana yardım edebilirim. Hı? Selim'e güvenebilirsin. İngilizce şarkıları ezberleyerek notunu çok yükseltti. Ben bir rockçıyım. İngilizce bilirim. I am, you are, he is. Hadi benimle gara gel. Aldığın kötü notu unutursun. Babam röportajdan döndü mü yoksa? Hayır tatlım. Ama bizde kalacak bir arkadaşını almaya gidiyorum. Kendisi İngiliz. Babamın arkadaşı buraya niçin geliyor? Bildiğim tek şey Doğa Müzesi'ni gezmeye geldi. Kendisi üniversitede profesörmüş. Yaşlı ve sıkıcı biri olmalı. Dediğin gibi yaşlı ve sıkıcı olabilir ama faydalıdır da. İngilizceni geliştirmene yardım eder. Taşınıyor musun? Hı? Sen de mi eşyalarını topladın? Hiç sorma. Odamızı babamın bir arkadaşına vereceğiz. Şunları tutsana. Ayşegül'ün odasına taşınıyoruz. Şikayet etmeyin. En azından bebeklerle oynarsınız. Ayşegül, seni sıkıcı ihtiyarla tanıştırayım tatlım. Hello, I'm Bruce. Pleased to meet you. Tanıştığımıza sevindim. Evet, ben de öyle. Very pleased. Dolabı boşaltacağım. Böylece eşyalarını buraya yerleştirebilirsin Bruce. Hayır, o benim dolabım ama. Odanızı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Büyük zevkti. Gel hadi sana kızılderilerimi göstereyim. İstersen bu akşam kovboyculuk oynayabiliriz. Ama önce dinozorlarımı yerleştirmeliyim. Dinozorlarımı yerleştireceksin? Sanırım yanlış kelime kullandım. Müzede dinozorları ziyaret edeceğim. Ben onlarla çalışıyorum. Maalesef seni bırakamayacağım. İşlerim var. Ayşegül buraları iyi bilir. Seni müzenin önüne kadar götürür. Böylece İngilizce konuşma fırsatı bulmuş olursunuz. Ayşegül. İngilizce dersin için CD'leri ve şarkı sözlerini getirdim. Evet, tamamen unutmuşum. Teşekkür ederim ama gerek kalmadı. Çünkü özel bir İngilizce öğretmenim var artık. Bruce, beni bekle. Wait. Bu durumda siz bir dinozorologsunuz. Biz paleontolog diyoruz. İngilizcesi paleontologist. İnga 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 va. İnga 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 va. İnga inga inga. Bu çok uzun kalacak mı? 2 gün. Olamaz. Merhaba Bruce. Aradığın şeyi bulabildin mi? I did indeed. A giant lizard'ı biliyor musun? Dev kertenkele. Of course. It's clearing in the forest. Very good Ayşegül. Harika. Teşekkür ederim. Oraya gitmek istiyorum. Acaba adı neden dev kertenkele? Çünkü büyük bir kertenkelenin ayak izleri bulundu orada. Büyük kertenkelelerin ayak izleri. Bu hikayeyi hatırladım şimdi. Küçükken anlatmışlardı. Ben de gitmek istiyorum. Ben seni götürebilirim. Hem yeni sözcükler öğrenirim. Bir bakalım. Clearing, giant and lizard. Yarın gidebilirsiniz. Timur yolculuktan dönmüş olacak. Böylece onunla da görüşmüş olursun. Teşekkürler. Bu harika olur. Tabii çocuklar bir gece daha odalarını ödünç verirse. Tabii. Kabul edeceklerini adım gibi biliyorum. Sanki bu çevrede dinozor bulacakmış gibi. Ben burada kalmaktan sıkıldım. Yatağımı geri istiyorum. Odanda balıklar gibi sıkıştık. Hadi ama sadece bir gece daha. O
kadar da kötü değil. Goodbye. İngiliz profesör bu işi fazla uzattı artık. Kenara çekil Ali, çok yer kaplıyorsun. Sus artık, uyumama engel oluyorsun. Good night yaramazlar. İşte geldik, dev kertenkele burası. Tam olarak ne arıyoruz acaba? Bir dinozor. Aa, ne burada olmadı kesin. Eskiden etrafta oynardım. Olsa mutlaka görürdüm. Sadece izlerini arayacağız. Kemikler ve fosiller. Everything can help. En ufak şey bile işimize yarar. Taşlara dikkatli bakmak gerek. The stones. Toprağı biraz kazıyacağız. The ground. Merhaba. Burası artık bir kazı alanı. Neyi kazıyorsunuz? Toprağı. Dinozor kemikleri arıyoruz. Bisikletlerinizle her şeyi birbirine kattınız. Hadi gidelim. Rahatsız ediyoruz galiba. Ha? Bak annem piknik için çantama ne koymuş. Bir paleontoloğun hoşuna en çok ne gider biliyor musun? Tabii ki bir kemik bulmak. Aa, Bruce, hemen gel buraya. Bir tane buldum. Burada buldum, Bruce. Bu bir dinozor değil. This is a chicken bone. Bu bir tavuk kemiği. Sizin dilde nasıl deniliyor? Piknik, evet piknik. Piknik. Aha, anladım. Chicken bone'un nereden geldiğini şimdi anladım. Ayşegül, Luke, bak buldum. İşte bu gerçek bir dinozor. Bunlar Tarbosaurus kemikleri. Bu inanılmaz. Etrafta başka kalıntılar da olmalı. Bu büyük bir buluş. Hemen belediye başkanını görmeliyim. Bir araştırma ekibi kurmalı. Peki şaka İngilizce'de nasıl söyleniyor acaba? Joke. Neden? Çünkü Chicken Bone, Selim ve Orhan'ın bir joke'uydu. Ve biz de onlara bir şaka yapalım mı, ne dersin? Bruce bunun önemli bir buluş olduğunu söyledi. Bruce gerçekten inanılmaz biri. Ne paleontolog ama. Çok zeki. Evet, kemikler konusunda oldukça iyi. Bruce çok meşhur olacak. Biz de olacağız tabii. Ne? Babam bu konuyla ilgili röportaj yapacaktır mutlaka. Ne? Aslında bu... Bruce'un tüm kariyeri değişecek. Tabii kasabamızın geleceği de öyle. Dur bekle Ayşegül, bir şey diyeceğim. O bir dinozor kemiği değil. Şaka yapmak istedik ve tavuk kemiğini gömdük oraya. Bruce farkı anlayabilir sanıyorduk. Hayır, bu doğru olamaz. Bunu siz mi yaptınız? Bu bir felaket. Bruce herkesin önünde komik duruma düşecek. Çabuk, başkanla görüşmeden önce onu yakalamalıyız. Başkan durun. Şimdi olmaz. Hiç zamanım yok. Gazeteciler beni bekliyor. Artık çok geç. Bruce'la konuşmalıyız. Bunu sadece o durdurabilir. Olamaz. Babam bir kameramanla geldi. Ne? Televizyon için Bruce'la röportaj yapacak. (Gülüyor)
Bu gerçekten olağanüstü bir buluş. Tarbasaurus'lar bu bölgede yaşayan etobur dinozor türlerinden biridir. 60 milyon yıl önce yaşamışlar. Durun! Her şeyi kesin! Her şeyi kesin! Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Kayıtta olduğumuzu görmüyor musunuz? Sorun da bu. Çekmeyin. Bu bir dinozor değil. Bu saçmalık da ne böyle? Şimdi de bir paleontoloğa ders mi vereceksiniz yani? Hadi devam edelim. Hayır, bu bir tavuk kemiği. Bir tavuk kemiği mi? Tüm kariyerim mahvoldu. Completely ruined. Çok özür dileriz. Onu oraya biz şaka olsun diye gömdük. Tavuk kemiğinin dinozor kemiğine bu kadar çok benzediğini bilmiyorduk. Bunun tavuk kemiği olduğunu biliyordum ben. Tabii ki biliyordu. Hem de başından beri. Ben de biliyordum. Her neyse, bir karar verin artık. Bu tavuk mu yoksa dinozor mu? Bu %100 bir dinozor. Her şeyi kamera önünde söyledik. Bu kayıtları hemen silmeliyiz. Silemeyiz bu canlı yayın. Ha? Bütün dünyaya rezil mi olduk yani şimdi? Oh. Hayır, şaka yapıyordum. Canlı yayın filan değil. Öcümüzü almaya hakkımız vardı, değil mi? Durum bir bir. Maç berabere. Ne dersiniz? Barış yapalım mı? Elbette Bruce. Seve seve. Harika. Orhan yeni haberi duyunca daha da sevinecek sanırım. Tüm kazı boyunca ben de burada kalacağım. Bu harika değil mi? Ha? Bruce evde olduğu sürece İngilizce dersinden iyi not alacağım garanti demektir. Yüzük. Matematikten sınav olacaksınız. Oh, hayır. Sınavınız 20 sorudan oluşacak. Çarpım tablosuna iyi çalışın. 20 soru mu? Ne kabus hadi soru. Bakalım. Yarın görüşmek üzere çocuklar. Kazanacaklarım var mı? Maçı siz devam edin, geliyorum. Selam Zeynep, burada mı uyuyacaksın? Evet, hayır yani bu sınavı asla geçemeyeceğim. Hala burada mısınız? Ders çalışmaya başlamış olmalıydınız çocuklar. Hemen gidiyoruz. Hayır, sınavdan yine sıfır alacağım. Keşke ufak bir fare olsaydım. Neden? Bir fare çarpım tablosunu daha mı iyi biliyordur sence? Fareler. Fareler matematikte çok kötüdür. Hayır, beni anlamıyorsunuz. Bir fare çekmecenin içine girebilir ve sınav sorularına kolayca bakabilir. Daha basit bir yolu var. Çarpım tablosunu ezberlemek. Ezberlemek mi? Bunu yapamam. Bir taraftan giriyor, diğer taraftan çıkıyor. Eve gidelim, sana yardım edelim. Bu işe yaramaz diyorum sana. Ben şapşalın tekiyim. En azından deneyebilirsin, değil mi? Neden olmasın? Tamam. Anneme haber verip hemen geliyorum. Cesaretine bayıldım. Çünkü Zeynep ve matematik tıpkı dikiş makinesi önüne oturmuş bir balina gibi denilebilir. Trapeze çıkmış bir fil. Buz pateni giymiş bir zürafa gibi. İmkansız bir görev yani. Fazla abartıyorsunuz. Biraz istekle başarabileceğine eminim ben. Orhan, yarışalım mı? Ben kazandım! Orhan bak, bir yüzük buldum. Servet kazanmış sayılmazsın, sahte. Hey Ayşegül, Orhan, saklambaç oynayalım mı? Orhan, seni
kalıcı bir oyun Ali. Ağlamana gerek yok. Ayşegül! Ayşegül çık hadi, bu kadar yeter. Oyun bitti. Ama... Ama sen kötüsün. Sen beni hemen buluyorsun çünkü. Bu o değil değil. Seni neden hiç bulamıyorum? Bu senin hatan değil. Çünkü ben görünmez oluyorum. Bak, özel bir yüzüğüm var. Bunu taktığında görünmez oluyorsun. Ha? Al hadi dene bakalım. Ali, burada mısın? İşe yarıyor. Olamaz. Ali, seni duyuyoruz ama göremiyoruz. Çocuklar, Ali'yi gördünüz mü? Hayır. Bu ne demek oluyor? Tamam, gidip odasına bir bakayım o halde. Aa, annem bile beni görmedi. Bu inanılmaz bir yüzük aşık. Ödev beni çağırıyor. 42 mi? Hadi ama dikkat et biraz Zeynep. Beşler çok basit bir tablo. Her zaman sıfırla ya da beşle biter. Şimdi 5 kere 6. Saklambaç oynayalım mı? Hey, izin verirseniz ders çalışacağız. Hayır, ben her zaman kaybederim. Sen de mi? Benim artık kazanmak için gizli bir sırrım var. Kimseye söylemeyeceksin ama. Görünmez yapan bir yüzüğüm var benim. Görünmez mi? Bu imkansız. Bu doğru. İnan Zeynep. Bana Ayşegül verdi bunu. Değil mi Ayşegül? Evet doğru. Hadi gel Orhan. İçecek bir şey alalım. Sonra altılar tablosuna başlayacağız. Hadi göster bana. Yüzük nasıl çalışıyor? Hiç denedin mi? Gerçekten işe yarıyor mu? Evet. Annemin karşısında takta ve beni hiç görmedi. Yüzüğü kaleminle değişir misin? Bütün kalemlerimi sana veririm. Cetvelimi, yön yemi, istersen kalem kutumu da veririm. Ayıca da verecek misin? Hepsini verebilirim. Böylece sonunda küçük bir fare olabileceğim. Söyle bakalım, beni görüyor musun? Seni görüyorsam ayıyı geri mi alacaksın? Evet, elbette. Hayır. Seni görmüyorum. Zeynep gitti mi? Tüm eşyalarını almış. Altılar tablosu onu korkutmuş olmalı. 9 kere 2 18. 9 kere 3 27. 9 kere 4. Ayşegül, yüzüğü sen mi bulmuştun? Süley Hanım hamsterını aşıya getirdiğinde kaybetmiş. Evet, ben buldum. Hayır, yüzük artık bende değil. Ben kaybettim onu. Ama o Tülay Hanım'ın yüzüğü, geri vermemiz gerek. Buralarda bir yerde olmalı, bulabiliriz. Yüzükle bu eşyaları değiştirdim. Neden kaybettim diye bize yalan söyledin? Siz de bana yalan söylediniz. Yüzük görünmez yapıyor demiştiniz. Haklısın, bu hiç hoş değildi. Bizi affet lütfen. Ağlamanı istemediğimiz için yaptık. Ne? Amca! Amca! Nasılsa bir riski yok. Kimse beni göremez. Bu çalışıyorsa eğer gerçekten görünmez duvardan da geçebilirim. Olamaz. Sadece görünmez yapıyor demek. Burada. Dur. Bunu yapamazsın. Ama kiminle konuşuyorsun? Seninle, duvarla değil ya. Beni nasıl görebiliyorsun? Ben görünmezim. Zeynep, gerçekten bu kadar saf olduğuna inanamıyorum doğrusu. Doğru söylüyorum. İşe yarıyor. Öğretmen, çabuk ol. İki yüzüğümüzün olmaması ne yazık. Sen de görünmez olabilirdin. Şşş.
Oh, kapatmayı unutmuşum. Defne Hanım, buraya biraz bakabilir misiniz? Defne Hanım. Buradayım Vedat, geliyorum. Burası boş, çabuk ol. Bu harika, bundan faydalanalım. Yarın iyi not alacağım. Hey, hayır, bu kopya çekmek olur. Bunu kimse bilmeyecek, sadece bir bakacağız. Zeynep, bunu yapamayız. Ayrıca bu diğer öğrencilere haksızlık olur. Onlar hak ettiği notu alırken sen almayacaksın. Burada olduğum sürece sınıf kapılarını kontrol edebilirim. Çabuk ol, geri dönüyorlar. Hadi ama. Ben inanamıyorum, ne macera ama. Çok yaklaşmıştık. İşte şimdi gerçekten görünmez olmayı isterdim. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Şimdi kötü not alacağım. Her zamanki gibi. Ve planını unutuyorsun. Ders çalışmak. Ah, çalışmak mı? Ah, ne güzel. Anne, işte müşterinin yüzüğünü buldum. Aha, teşekkür ederim tatlım, müşterim yüzüğünü bulmuş. Az önce aradı. Üstelik bu küçük kızlara göre bir yüzük, öyle değil mi? Senin gibi. 3 × 6 = 18. 3 × 7 = 21. 3 × 8 = 24. İşte oldu, harika. Doğru söylüyorum. Derslerimi kolayca öğrenmeme yardım etti. Bak şimdi bana. Tüm çarpım tablosunu ezberledim. Önce birileri bile bilmiyordum. Değil mi Ayşegül? Yeter. Bunun özel bir yüzük olmadığını biliyorum. Sana eşyalarını geri vereceğim. Çok yazık. Ayıcını çok sevmiştim. Tamam. Ayıcığı bırakabilirim. Aferin Ayşegül, çok iyi not aldın. Görünüşe göre çarpım tablosuna iyi çalışmışsın. Ancak bu kez gerçekten iyi yapmışsın. Zeynep, seni tebrik ederim. Güzel bir sürpriz oldu. Sınıfın en yüksek notunu aldın. Ha? Ne? Ben mi? Bir hata olmalı, öyle değil mi? Bu inanılmaz Ayşegül. İnanamıyorum. Deveyi hendikaplatmayı başarmışsın işte. Evet, ders çalışmak gerçekten işe yarıyormuş. Elbette, ya da belki de yüzük gerçekten etkili oldu, değil mi?